Tonguç Haber'den hepinize merhaba arkadaşlar. Aylar çok çabuk geldi geçti. Yaz tatili adeta bir çırpıda geçti. Ama güzel olan şu ki Tonguç Haber başlıyor. 2022-2023 eğitim yılı 12 Eylül itibariyle başlıyor. Biraz daha canlı olalım lütfen. Okullar açılıyor. Ya ne yapayım abi, darbuka çalıp göbek mi atalım okul açılıyor diye ya. Evet arkadaşlar, pazartesi günü itibariyle çok beklediğimiz ve özlediğimiz okullarımız açılıyor. Birinci sınıftaki minnak kardeşlerimiz 5 Eylül itibariyle uyum haftasına başlamışlardı zaten. 12 Eylül itibariyle de ilkokul, ortaokul ve liseli arkadaşlarımız da okullarına kavuşuyorlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umuyorum ki çok güzel bir sene geçiririz. Tabii ki hep birlikte. Geçtiğimiz 4 Eylül itibariyle binlerce öğrenci arkadaşımız bursluluk sınavında başarılı olabilmek için ter döktüler. Umuyorum ki aylardır bursluluk sınavı için çalışan arkadaşlarımız hak ettiği sonuçları alabilirler. Bu arada bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Takip etmeyi unutmayın. Sıradaki haber bizden bir haber arkadaşlar. LGS dershanesinde ilk canlı yayınlar yapıldı. Sınava hazırlanan 2009 tayfa öğrencileri interaktif bir şekilde bu canlı yayına katıldılar. Ders esnasında sorular sordular ve hocalarımız bu soruları cevaplandırdı. Ayrıca anket özelliği sayesinde de öğrenciler sorulan sorulara anlık olarak cevap verebildiler. İlk dersler gerçekten çok keyifli ve faydalı bir şekilde geçti. Hemen hatırlatalım, LGS dershanesinde 8. sınıf arkadaşlarımız için haftada 6 tane canlı ders bulunuyor. LGS dershanesine katılmak isteyen arkadaşlar açıklamadaki tonguçakademi.com linkine tıklayarak ulaşabilirler. Tabii ki aileleriyle şöyle güzel bir fikir alışverişi yaparlarsa da harika olur. Okulların açılacak olmasıyla birlikte öğrenciler kırtasiyeyi akın etmeye başladı. Silgi, kalem, defter, fosforlu kalem, Allah ne verdiyse almaya başladılar. YouTuberlar da bu süreçte tam gaz bir şekilde back to school videoları yayınlıyorlar. Gel gelelim, kırtasiye ürünleri almak çok keyifli. İnsanı böyle okul başlarken motive de ediyor ama burada hemen küçük bir tavsiye vereyim. Önümüzdeki dönemlerde çok fazla ders kitabına ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle paramızı har vurup harman savurmamamız gerekli. Sonra evdekilerden para istediğimizde git o kokulu silgileri geri ver, iade et, ben kitap parası vermem sana diye cevap alabiliriz. Son haberimizi 2008 tayfaya ayırmak istedim. Bir yıl boyunca Tonguç Akademi ile birlikte çok güzel çalıştılar ve güzel liselere yerleştiler. Sırada ise lise yolculuğu var. Pazartesi günü itibariyle ilk kez yeni sıralarına oturacaklar. Yeni arkadaşlarla, yeni öğretmenlerle tanışacaklar. İlk zamanlar birazcık çekingenlik, birazcık korku olabilir ama şuna emin olun ki hayatınızın en güzel yıllarını lisede geçireceksiniz. Ve merak etmeyin, bizler de lise yaşamınız boyunca her zaman yanınızda olacağız. Ağlamıyorum, gözüme 2008 tayfa kaçtı. Tonguç Haber Bülteni'nin sonuna geldik arkadaşlar. Okullar açılacağı için heyecanlı mısınız? Lütfen heyecanınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.